Adım İsmail Çalı, 22 yaşındayım. 5 yıldır ata biniyorum. İlk atla tanışmam 13-14 yaşlarındayken köyümüzde bir düğün vardı. Düğüne arkadaşın dedesinden atlarını getirmemiz gerekiyordu. İlk orada bindim ata, orada tanıştım. Gelirken, köye getirirken normal yürüyerek getirdik. Yavaş yavaş alışma oldu. Sonra dönüşte arkadaşım benden habersiz kendi atını birden çıkış yaptırdı, koşmaya başladı. O da yanındaki at koşunca benim bindiğim at da birden koşmaya başladı. Çok güzel bir duyguydu. O günden beri atlara karşı ilgim daha da arttı. Bence iyi bir at, diğer atlarla toplu ortamda bulunduğunda taşkınlık çıkarmaması gerekir. Sakin davranması gerekir. Diğer atlara karşı saldırgan davranmamalıdır. Ayrıca binicisinin komutlarına uyması. Atı iyi yapan özelliklerden bir tanesi de sadece kendi binicisine karşı değil, diğer insanlara karşı da sevecen davranmasıdır. Bir atı kötü yapan özellikler binicisinin sözlerini dinlememesi, komutlarına uymaması. Yani örnek vereyim, çıkış yerinde düz durmaması, çıkış komutu verildiğinde daha vakit kaybettirmesi, çıkış yaptıktan sonra belirlenen istikamette koşusunu devam etmemesi, kafasını sağa sola çevirmesi. İyi bir atçı nasıl olmalıdır? Disiplinli bir insan olması gerekir öncelikle. Atıyla ilgilenmesi gerekir. Yani sabahtan itibaren akşama kadar yemlemesiyle, tımarıyla, altını temizlemesiyle genel olarak bütün ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Ata bindiğimdeki hissiyatım korku, heyecan, mutluluk, duyguların hepsini bir arada yaşadığım bir his. Ne kadar insan uğraşsa da bu hisleri anlatamaz aslında. Yani binip o anı hissederek, o anı tadarak anlayabilirsiniz. Ciriş sırasında atçının davranışları öncelikle centilmen olmalıdır. Karşısındaki rakibine karşı daha düşman şeklinde yaklaşmamalıdır. Daha çok oyun arkadaşı şeklinde yaklaşabilir. Atımıza puan verecek olursak 10 üzerinden 8 veririm. Sebebi damcılığı güzel, nalcılığı güzel, çıkışları, duruşları güzel. Ama yani daha iyi atlar olduğunu düşünüyorum. 10 üzerinden 8 verdim.